Merhaba Habertürk izleyicileri. Her hafta olduğu gibi yepyeni bir teknolojikle karşınızdayız. Bu hafta teknoloji ve teknolojinin dokunduğu alanlara dair ilginç ve dikkat çekici haberleri sizler için bir araya getirdik. Bunlar arasında gaz sızıntılarını denetleyen dronlar, Facebook'un iş dünyası için geliştirdiği yeni platform, kendi kendine dengede durabilen ve kask gerektirmeyen geleceğin motosikleti, yavru vatanın yerli elektrikli otomobili, havaalanlarındaki ücretsiz Wi-Fi noktaları ve Instagram, Periscope, Prisma ve Snapchat'te yer alan güncellemeler yer alıyor. Sevilen bölümümüz 5 Jeton'da ise ilk bölümden itibaren Nathan Drake'in maceralarını işleyen Uncharted serisini, haftanın oyununda ise Lara Croft'un 20 yıllık serüvenini ele alan Tomb Raider var. İnternet ve sosyal medyada öne çıkan konular ve kanalların yanı sıra bir kitabı da tanıttığımız teknolojik başlıyor. Üç boyutlu yazıcıların endüstriyel kullanımının yanı sıra kreatif işlerde de kullanılmaya başlandığını görüyoruz. 3D yazıcıların genişleyen kullanım alanlarına Avustralyalı şarkıcı Dan Sultan'ın yeni şarkısının video klibi için hazırladığı büste rastlıyoruz. Magnetic adlı şarkısı için hazırlanan video klipte 3 boyutlu yazıcıyla hazırlanan büst stop motion tekniği kullanılarak canlandırılmış. Bir taraftan projeksiyon aracılığıyla büstün üzerine yansıtılan efektler ise klibi etkileyici olduğu kadar ürkütücü de kılıyor. ...60 farklı 3 boyutlu yazıcı parçası ve 2700'den fazla fotoğrafla hazırlanan bu video klip YouTube'da binlerce kez görüntülenmiş. Dronlar ya da İHA'lar bildiğiniz üzere teknolojinin de katkısıyla inanılmaz bir yükselişe geçti. Her geçen gün yeni bir drone haberine şaşırdığımız dönemde bir yenilik de General Electric'ten geldi. Şirket tasarladığı yeni drone'la tesislerdeki metan gazı sızıntısını tespiti amaçlıyor. Enerji şirketleri arasında petrol ve gazla ilgili üretime ağırlık veren tesisler için en kritik risklerden birisi de gaz sızıntıları. Yangın hatta patlamalara yol açabilecek sızıntılar aynı zamanda insan hayatını da tehdit ediyor. GE Raven adını verdiği drone'la bu tip tehditlerin önüne geçmeyi hedefliyor. 4 kilo ağırlığındaki Raven yaklaşık 40 dakika havada kalabiliyor. 4 pervaneli quadcopter saatte 75 kilometre hız yapabiliyor. Sızıntıyı 750 metre mesafeden algılaması beklenen cihazda özel bir yazılımla çalışan lazer tabanlı sensörler ve kızılötesi kamera bulunuyor. Raven'ın elde ettiği veriler analiz edilerek sızıntının büyüklüğüne göre merkez bilgilendiriliyor. Kendi rotasını çizebilen drone bir insana göre 3 kat daha hızlı tespit yeteneğine sahip. Yönetmeliklere göre bu tür enerji üretim tesislerinde sızıntı kontrolü zorunlu. Sadece makinalara veya insanlara bırakılamayacak kadar da riskli. Geri bildirimle gelişimi hızlanacak Raven'ın gelecekte tüm tesislerde görev alması bekleniyor. Patlıyor, patlamıyor, yanıyor, yanmıyor. Haberler sahte, gerçek derken Samsung Galaxy Note 7 model telefonlarının üretimini durdurduğunu resmen duyurdu. Şarj ünitesindeki sorun sebebiyle problem yaşayan Note 7 modeli dünya çapında geri çağrılmış, problemli cihazlar ücretsiz değiştirilmeye başlanmıştı. Bu süreç içerisinde sosyal medyaya çok sayıda fotoğraf ve video yansımış, sonrasında bazılarının sahte olduğu anlaşılmıştı. Apple'la süren kıyasıya yarışta üretim durdurma kararının ardından gözler Samsung'un yeni hamlesinde.
E-spor her geçen gün daha fazla sayıda meraklısını seyirci olarak kendine çekiyor. Bunda oyunların grafik ve performanslarının gelişmesinin yanı sıra oyun yapısının çoklu ve rekabetçi olacak şekilde gelişmesinde rolü büyük. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası'na giden yolda futbolda üzüldük ancak e-sporda Counter'da Arjantin'i yenerek dünya şampiyonu olduk. Şimdi şampiyonluğa giden yol ekranlarınızda. Straka will be behind enemy lines, but there's three players already out here towards A. So if Argentina aren't too fast, we could very well just see the defense already be in position to hold this back. Milli takımımızın talihsiz bir şekilde Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'ya karşı kaybettiği futbol karşılaşmasının olduğu gece, Belgrad'da bir başka spor dalı olarak kabul edilen alanda ülkemiz dünya şampiyonluk ünvanını kazandı. Counter-Strike Global Offensive Dünya Şampiyonası'nda 5 kişiden oluşan Türk milli takımı, Arjantin'i finalde 2-1 yenerek şampiyon oldu. Sizlere programımızda zaman zaman haberlerini verdiğimiz e-spor alanında gelen bu başarı, kısa bir geçmişi olan e-spor tarihindeki en önemli zaferlerden biri niteliğindeydi. Dünya Şampiyonası final serisinin ilk maçı da Train haritasında oynandı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Arjantin, skoru 11-0'a getirdi ancak milliler toparlanarak üst üste kazandıkları roundlarla durumu 13-13 eşitledikten sonra ilk haritayı 16-14 ile kazandı. Serinin ikinci maçı da Overpass haritasında oynandı. Milliler bu haritada 16-5 mağlup oldular. Son karşılaşmayı harika bir oyun ortaya koyarak kazanan milliler zirveye adını yazdırdı. Arjantin'i 16-8 yenerek seriyi 2-1 ile kazanan Türkiye, 2016 CSGO Dünya Şampiyonu oldu. Bir motosiklet hayal edin. O kadar güvenli ki kask takmaya gerek kalmıyor ve kendi kendine dengede durabiliyor. Tehlikelere karşı sizi önceden uyarıyor ve taktığınız gözlüğe bunu yansıtıyor. Günümüzden ve gelecekten araç haberleriyle teknolojik devam ediyor. Yüzüncü yılını kutlayan Alman otomotiv şirketi BMW, bu kapsamda geleceğe yönelik vizyoner konsept ürünler ve duyurular yapıyor. Doğal olarak gelecekle ilgili en önemli yeniliklerin temelinde daha fazla teknoloji kullanımı yatıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan konsept ise motosiklet tutkunlarına olduğu kadar bu alana ilgi duyanları da heyecanlandırdı. Motorrad Vision Next 100 isimli konsept, geleceğin motosiklet teknolojilerine işaret ediyor. Karbon fiber detayları ve onu çevreleyen dokuma tasarımlı gövdesiyle iki tekerlekli araç radikal bir görünüme sahip. Elektrikli güç sistemi yer alan konseptte şasi ve tekerlekler tek parça olarak tasarlanmış. Gidonu çevirdiğiniz zaman motor bütünüyle o yöne dönüyor. Süspansiyon sistemi yerine darbe eminimi tekerleklerle sağlanan motorda akıllı bir jiroskopik stabilizasyon sistemi kullanılmış. Böylece motor durduğu zaman dahi ayaklarınızı yere koymak zorunda kalmıyorsunuz. Şirket sürücüyü gelişmiş sensörlerle teknolojiyi üst seviyede kullanarak öyle iyi korumak istiyor ki hedefi kaskı motosiklet sürücülerinin hayatından çıkarmak. Özel gözlüklerle çalışan sistemle olası tehlikeler önceden sezilerek sürücü uyarılıyor. Bu gözlük ekranında sürüş bilgisi, navigasyon ve mesajlar gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca vizörün üst tarafında yer alan kısımdan sürücü çevreyi kameralar yardımıyla görebiliyor. Kaskı çıkarmak bile yakın gelecek için güvenli gözükmese de bakalım konsept ne zaman gerçek olacak? Bilindiği üzere Türkiye'nin yerli otomobil çalışmaları henüz devam ediyor. TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmalarla ilgili heyecanlı bekleyiş süre giderken yavru vatandan güzel bir haber geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk yerli otomobili görücüye çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin resmen tanıttığı Günsel Model 1 adlı otomobilin tasarım ve geliştirme çalışmaları haricinde üretiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacağı belirtiliyor. Günsel Model 1, 90 farklı tasarım sonucunda ortaya çıkmış.
Yeni nesil araçların tamamında olduğu üzere bu modelde Tesla gibi tamamen elektrikle çalışır şekilde geliştirilmiş. Yüksek verimlilik için alüminyum şasi ve kompozit gövde üzerinde inşa edilen araç, 4 yolcu kapasiteli, tam şarjla 350 kilometrelik bir menzil sunduğu belirtilen araç, hızlı şarj teknolojisiyle yarım saatte pillerini şarj edebiliyor. Verilere göre 0-100 kilometreyi 8 saniyede alan otomobil, 500 bin kilometrenin üzerinde dahi pil verimliliğini %90'lar seviyesinde koruyabiliyor. Günsel fren yapıldığında meydana gelen enerjiyi de yeniden kullanabiliyor. Paris Otomobil Fuarı bu yıl beklendiği üzere teknoloji ve tasarımın buluştuğu en önemli otomotiv fuarlarından biri oldu. Fuarda Renault'un yeni tasarım anlayışını temsil eden konsept aracı Trezor görücüye çıktı. Geleneksel kapılar yerine sürücü tarafından tavanın tek parça halinde kaldırılarak açıldı. İlginç tasarıma sahip araç elektrikli bir GT. Tamamen elektrikli bir motordan güç alan otomobil farklı aerodinamik özellikler sunuyor. 1660 kilogram ağırlığındaki kupe aracın motoru, tek koltuklu Formula E aracından alınıp hiçbir değişikliğe uğramadan yeni formda hayat bulmuş. 345 beygir güç, 380 nanometre tork üretiyor. Bu motor sayesinde Trezor 100 kilometrenin üzerine 4 saniyeden kısa sürede çıkabiliyor. Yeniden kazanılabilir enerji depolama özelliğine sahip olan motor sayesinde frenleme esnasında piller şarj edilebiliyor. Hazineler, tarihi gizemler ve macera peşinde olmasıyla Beyaz Perde'de Indiana Jones ne kadar ünlüyse Nathan Drake de oyun dünyasında bu konularda bir o kadar ünlü. Bu hafta sevilen bölümümüz 5 jetonda başrolde Nathan Drake oynuyor. Her bölümü ayrı bir film konusu olabilecek Uncharted serisinin 5 farklı oyunu 5 jetonda. Bu hafta teknolojinin sevilen bölümlerinden 5 jeton köşemizde maceradan maceraya koşan hazine avcısı Nathan Drake'in başrolünde yer aldığı Uncharted serisinin 5 farklı oyununu sizlere sunuyoruz. Serinin 5'i niteliğinde olan Uncharted Drake's Fortune'da Sir Francis Drake'ın torunu olarak üzerinde hakkınız olduğunu düşündüğünüz El Dorado hazinesini aramak üzere Panama'ya gidiyorsunuz. Oyun dünyasının Indiana Jones karakterini andıran Drake, macera dünyasına atıldığı bu ilk oyunda sevenlerini oldukça tatmin eden bir oyun performansı sunmuştu. İkinci jetonumuzu Türkiye topraklarında geçen bir Uncharted oyunu için harcıyoruz. Among Thieves adlı oyunda kahramanımız Drake eski bir arkadaşının ikna etmesi üzerine İstanbul'un en önemli tarihi merkezlerinden biri olan Topkapı Müzesi'ne giriyor. Buradan ünlü kaşif Marco Polo'nun gaz lambasını alan Nathan, lambadan çıkan haritanın içeriklerini arkadaşına söyledikten sonra ihanete uğruyor ve müzenin alarmlarını çalıştırmasından sonra heyecan dolu bir macerayla hazinenin peşine düşüyor. Serinin 3. oyunu Drake's Deception'a 3. jetonumuzu harcıyoruz. Uncharted 3'te Drake, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen İrem şehrini bulmak için Rubül Hali çölüne gidiyor. Ama ne gidiş. Bu sefer rakip, Nathan'ın en yakın dostu Sullivan'ın eski müşterisi Catherine Marlowe ve küçük ordusu. Babacan tavırlarıyla oyuna gerek karakter olarak gerekse macera anlamında katkı veren Sullivan'la çıktığınız yolculukta, şehri bulmak ve buradaki hazineleri aramak da ikili için amansız bir mücadeleye dönüyor ve başınıza gelmeyen kalmıyor. This is the temple of the serpents. You don't see that every day. You ain't seen nothing yet. Come on. Dördüncü jetonumuzu serinin yalnızca PS Vita için çıkan The Golden Abyss'e atıyoruz. Bu oyun ilk oyundan çok daha öncesini konu alıyor.
altın peşinde Panama'da İspanyol Engizisyonu'ndan kalma 400 yıllık bir kayıp şehri arayan Nathan, bu macerada ortak olarak işe başladığı Jason Dante'nin ihanet sanrısıyla hareket edip askerlerini peşine takmasıyla devam ediyor. Dante kayıp şehri kendi çıkarları için ararken bir taraftan da Drake'i ortadan kaldırmaya çalışıyor ve her zamanki gibi olaylar gelişiyor. Son jetonumuzu serinin son oyunu olduğu söylenen Uncharted 4 bir hırsızın sonu için sakladık. At Thieves' End, Drake'in yıllar önce öldüğünü sandığı ağabeyi Sam'in gizemli şekilde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Sam, İngiliz korsan Henry Avery'nin hazinesini bulup yarısını ona vermesini söyleyen Hector Alcazar'a borcunu ödeyebilmesi için küçük kardeş Nathan Drake'den yardım istiyor. Kardeşini hapisten çıkarmanın karşılığında yine hazine peşinde bulmacalar, mücadeleler ve savaşlarla açık dünyada kayıp şehir Libertalia'yı aramaya koyuluyorsunuz. 5 jetonda Indiana Jones'un sanal dünyadaki en ünlü alternatiflerinden Nathan Drake'e yer verince aynı alanda boy gösteren bir başka karakteri es geçmek olmazdı. Dişi Indiana Jones diyebileceğimiz Lara Croft 20. yılını özel bir oyuna taçlandırdı. Tomb Raider diye yanlış okumaya alıştığımız Tomb Raider PS4'e çıkan 20. yıl kutlamaları oyunuyla ekranlarınızda. Bu hafta 5 jetonda Nathan Drake'i ağırlarken haftanın oyunundaysa yine Indiana Jones'un dişi versiyonu diyebileceğimiz Lara Croft'u konuk alıyoruz. Lara Croft, 1996 yılında orijinal Tomb Raider oyunuyla video oyun sahnesine çıktığından beri 25'ten fazla ülke dolaştı ve oyun camiasının video oyunlarındaki ana karakterlere bakış açılarını tamamen değiştirdi. Lara yalnızca kadim gizemleri ortaya çıkarmak için değil, en tehlikeli ortamlarda hayatta kalabilmek için yeteneklerine ve zekasına güvenmek zorunda olan cesur ve güçlü bir maceracı. Rise of the Tomb Raider'ın 20. yılını ele alan yeni oyunu 20 Year Celebration PS4 için çıktı. Yeni içerik Xbox One ve PC sezonluk kombine sahiplerine de sunulacak. Rise of the Tomb Raider'da Lara ölümsüzlüğün sırrını aramak için ilk kabir yağmalama macerasına atılıyor. Devasa ve kendisine düşman bir dünyayı dolaşan, gerilla çatışmalarına katılarak ölümcül kabirleri keşfetmeye çalışıyor. Rise of the Tomb Raider 20. yıl kutlaması oyunu, ödüllü oyun serisinin bugüne kadarki en kapsamlı versiyonu. Ve içinde Rise of the Tomb Raider'a ek olarak yeni hikaye bölümü Kan Bağları, zombi modu Lara'nın kabusta bulunuyor. Kan Bağları için PlayStation sanal gerçeklik desteği, işbirliğine dayalı Endurance modu, Extreme Survivor zorluk seviyesine yer verilen serinin 20. yılında 5 klasik Lara görünümü, 3. oyundan esinlenilen kostüm ve silah gibi yepyeni içerikleri bulunuyor. Pakette ayrıca Baba Yaga tapınağın cadısı, soğuk karanlık uyandı kısımlarının yanı sıra 12 kostüm, 7 silah, çok sayıda Expedition kart paketi gibi daha önce yayınlanan indirilebilir içerikler de mevcut. Oyun arenasının en ünlü karakterlerinden biri olan Lara Croft'un güçlü düşmanlar, zihin zorlayan bulmacaların yanı sıra yeni sanal gerçeklik eklentileriyle daha da geliştirilmiş oyunu eleştirmenlerden olumlu not almış bir yapım. Akıllı telefonlarımız hayatımızda en çok baktığımız ekranlar olmaya devam ediyor. Buna karşı koymaya çalışsak da geliştiriciler de daha çok bakmamız için ellerinden geleni ardına koymuyor. Şimdi sırada Instagram, Snapchat, Periscope ve son dönemin en çok konuşulan ve kullanılan uygulamalarından Prizma'nın güncellemelerle kazandığı yeni yetenekler haberlerimizde. Fotoğrafları benzeri uygulamalardan çok farklı bir yöntemle filtreleyen popüler uygulama Prizma, güncelleme ile büyük bir yeniliğe imza attı.
Kullanıcılardan son derece olumlu tepkiler alan Prisma da artık videolarda filtrelenerek farklı efektler uygulanabilecek. Üstelik bunun için internet bağlantısına gerek de yok. Gelişmiş algoritması ve filtreleriyle fotoğrafları sanat eseri gibi dönüştüren uygulamanın video desteği Instagram üzerinden duyuruldu. Güncelleme ile 15 saniyelik videolara sanatsal efektler uygulamak artık telefon üzerinde çevrim dışı olarak mümkün. Video filtreleme uygulamaları ise fotoğraflardan daha fazla güç gerektiriyor. Bu da farklı telefonlarda video işleminin sürelerinin değişeceği anlamına geliyor. Örneğin bu hafta sonu piyasada olması beklenen iPhone 7'de 15 saniyelik bir video 30 saniyede işlenirken iPhone 6S'de ise 1 dakikaya yakın sürebileceği belirtiliyor. Biz haberi hazırlarken 9 farklı video efektine sahip olan uygulama her hafta güncellenerek efekt sayısı artırılacak. iOS'te kademeli güncellemenin daha sonra Android platformu için yayınlanacağı da öngörülüyor. Uygulamanın GIF desteği sunacağı da söylenenler arasında yer alıyor. Instagram, Snapchat ve Periscope uygulamaları güncellendi. En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram, yayınladığı güncelleme ile takip ettiğiniz birinin bir gönderiyi beğendiğini görmeyi kolaylaştırdı. Ayrıca 4 beğenmeden sonra gönderilerde beğenme sayısının yanı sıra gönderiyi beğenen, takip ettiğiniz kişilerden bazılarının kullanıcı adı da gösterilecek. Snapchat ise yayınladığı güncelleme ile hikayeleri teker teker izlemeyi veya istenilen sıralamaya göre oynatmayı mümkün kılıyor. iOS'te yapılan güncelleme ile izlemek istediğinizi sıralamaya göre arkadaşlarınızın yanlarındaki küçük resimlere dokunarak oynat butonuna basıyor ve seçtiklerinizi izleyebiliyorsunuz. Periscope'da ise bir canlı yayını paylaşırken yayın sahibinin orijinal tweetini retweetleyebiliyorsunuz. Takip edilen kişilerin simgesinin yorumlarda da geçerli olmak üzere yanında bir ikon belirecek. Uygulama VIP programına katılımla ilgili yeniliklerinin yanı sıra yayın esnasında odaklanmayı sağlayan geliştirilmiş bir kamera dokunuşu eklenmiş. Sosyal paylaşım ağı Facebook, iş dünyasına yönelik hazırladığı sistemi Workplace'i duyurdu. Çalışanların daha hızlı ve daha kolay iletişim kurup profesyonel olarak iş akışını izleyebilecekleri sistemi, eski adıyla Facebook at Work, yeni adıyla Workplace dünya çapında duyuruldu. Proje, milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ bu atılımla iş hayatına da girmeyi amaçlıyor. Geliştirilmesi yaklaşık 2 yıldır süren Workplace, 1000'in üzerinde global firma tarafından denenmiş, çalışanların eş zamanlı olarak farklı projelere katkı vermesi için geliştirilen sistem, e-postayla yürütülen işlerin hantallığını geride bırakmayı amaçlıyor. Uygulama özellikle ofisleri olmayan ve masa başında çalışmayan insanlar için önemli bir boşluğu doldurabileceği ifade ediliyor. Seyahat edenler için elzem ihtiyaçlardan biri de yurt dışında cep telefonu faturasını tıpkı piller gibi olumsuz etkileyen cepten internetin en iyi alternatifi tabii ki kablosuz ağlar. Ücretsiz Wi-Fi noktası bulmaksa çok sayıda nokta olduğu zaman ayrı, etrafta hiç olmadığı zaman apayrı bir uğraş. Sık seyahat eden ve bu ihtiyacı fark eden Anıl Polat isimli Türk mühendis, gittiği havaalanlarındaki tüm Wi-Fi şifrelerini tek bir harita üzerinde toplamış. Tamamen ücretsiz ve sürekli olarak güncel tuttuğu haritayla dünya çapındaki havaalanlarında yer alan kablosuz internet bağlantılarına ait şifreleri tek bir haritada toplanmış. Bilgisayar güvenliği üzerine çalışmalar yürüten seyahat bloggeri Anıl Polat'ın Wi-Fi projesi hangi bölgede internetin daha hızlı olduğunu da belirtiyor.
Bu sayede internete bağlanmak için kafe ve benzeri noktalara ödeme yapmaktan kurtaran harita, internette uluslararası sitelerde bile haber oldu. Tüm zamanların en büyük pazarlama dehalarından Seth Godin, Kilit Adam isimli kitabında gelecekte iş dünyasının nasıl şekil alacağını ve bu durumda nasıl vazgeçilmez adam olunacağını anlatıyor. On binlerce iş dünyası kitabının arasından kolayca sıyrılan Kilit Adam, bilgiyi kısa, net ve öz şekilde veriyor. Eski zamanların aksine küçük bir odadan çok şeyler yapılabileceğini söyleyen Godin, ayrıca Kilit Adam'ın özelliklerini de kitabında sıralamış. Whatever I do it to protect you. So you understand? Gezegenler, uzaylılar, robotlar, izleyenleri bambaşka bir evrene götüren Star Wars, dünyanın en çok izlenen filmleri arasında. İlki 1977 yılında çekilen seride iyi ve kötünün savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca hayranı olan kült bilim kurgunun son filmi Rogue One: A Star Wars Story'den yeni bir fragman yayınlandı. They are requesting a call sign. It's Rogue One. Serinin 9. filminde Sith'in intikamıyla yeni bir umut bölümleri arasında geçen zamanda yaşananlar anlatılıyor. Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen diriliş ekibinin maceraları izleyiciyle buluşuyor. Rebellions are built on hope. Merakla beklenen filmin başrollerinde ünlü oyuncu Felicity Jones yer alıyor. Ona Matt Mikkelsen, Diego Luna, Matt Mendelsohn ve Donnie Yen gibi isimler eşlik ediyor. Yeni fragmanıyla merak uyandıran Rogue One: A Star Wars Story'nin 16 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Güç Uyanıyor filmi, şimdiye kadar en çok hasılat elde eden filmler listesinde 3. sıraya yerleşmişti. Filmden 2 milyar doların üzerinde gelir elde edildi. Kısa bir reklam arasından sonra teknolojik kaldığı yerden devam edecek. Teknolojik gelişmelerin yer aldığı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm trafik sigortaları artık www.sbm.org.tr'de tek ekranda. Sigortalar Üstü Denetim ve Gözetim Kurumu olan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi artık tüm trafik sigortalarını teknoloji sayesinde tek ekranda topluyor. Sitede ilgilendiğiniz aracın veya kendi aracınızın bilgilerini girdikten sonra ekrana tüm alternatif sigortalar teklifleriyle yansıyor. Karşılaştırmak ve seçmek ise bizlere kalıyor. Bir kamu hizmeti olan sbm.org.tr'de ayrıca dilediğiniz aracın hasar bilgilerini, değişen parçalarını ve araç detay bilgilerini tek tıkla öğrenebiliyorsunuz. Blog kısmında pek çok faydalı bilgiyi barındıran platforma, akıllı telefonlar üzerinden kolaylıkla erişim sağlanması için mobil uygulaması da geliştirilmiş. Son derece işlevsel olan site, sigorta yaptırmadan önce ziyaret edilebilecek sayılı internet kaynaklarından. Bu haftanın internet denizinde gözümüze çarpan diğer kaynaksa YouTube'da yer alan Bebetürk kanalı. Akıllı yeni nesil sloganı ile yola çıkan Bebetürk, okul öncesi çocuklara yararlı ve eğitici videolar sunuyor. Çocukların gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen kanal, 196 bin abone ve 187 milyon izlenmeye ulaşmış. Çok sayıda videoya sahip Bebetürk kanalı, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen velilere, eğitici videolarla istenilen konuya göre ulaşma imkanı veriyor. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşuncaya dek bize Twitter adresimizden, Habertürk TV sosyal medya hesaplarımızdan veya web sitemizden ulaşabilir, teknolojik paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Programda emeği geçen herkes adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.